Merhaba çocuklar. 4. sınıf matematik dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde daha önce görmüş olduğunuz 6 tane konuyu tekrar etmek için üzerine sorular çözeceğiz. Birinci ünitemiz doğal sayılar ve işlemler. Bunlarla ilgili birkaç soru çözeceğiz. İlk sorumuz 180 olarak onluğuna yuvarlatılan en küçük çift sayı hangisidir? Düşündüğünüzü varsayıyorum. Her sorumuzda düşünmeniz için belli bir süre tanıyacağım size. Gelin sorunun doğru cevabını hep birlikte bakalım. En küçük çift sayı sorulduğu için kendisinden küçük sayılara bakmalıyız. 175'i tek olduğu için alamıyoruz. Çünkü soruda bize çift sayı hangisidir diye soruyor. Bu nedenle cevabımız 176 olmalı. Daha önceden de hatırlayacağınız gibi 175 ve üzerindeki sayıları 180'e, 174'ün altındaki sayıları 170'e yuvarlıyoruz. İkinci sorumuz. 400 olarak yüzlüğüne yuvarlatılan en büyük çift sayı hangisidir? Gelin şimdi cevaba hep birlikte bakalım. En büyük çift sayı sorulduğu için 400'den büyük sayılara bakmamız gerekiyor. 449 tek sayı olduğu için onu alamıyoruz. Çünkü soruda bize en büyük çift sayıyı soruyor. O yüzden cevabımız 488 olmalı. Bir önceki sorunun mantığıyla aynı şekilde işliyor. İkinci ünite toplama ve çıkarma işlemleri. Örneğin bir anaokulu sağlıklı bir sabah kahvaltısı için tavuk çiftliğinden 690 tane yumurta almıştır. Yumurtaların 60 tanesi kırılmıştır. Kaç tane sağlam yumurta kaldığını hep birlikte bulalım. 690'dan onar onar geriye sayıyoruz. 60 yumurta kırıldığı için 690 eksi 60 eşittir 630 tane sağlam yumurta kalmıştır elimizde. Bir diğer sorumuz. Bir eğlence parkında cumartesi günü 375, pazar günü 600 bilet satılmıştır. Hafta sonu boyunca parkta satılan bir bilet sayısını zihinden bulunuz. Hep birlikte sorunun doğru cevabına bakalım. Burada toplam sayı bulmamız için cumartesi ve pazar günü satılan bilet sayılarını toplamamız gerekiyor. Yani bu da 375 artı 600 eşittir 975 adet bilet yapmaktadır. Üçüncü ünite doğal sayılar ile çarpma ve bölme işlemi. İlk sorumuza hep birlikte bakalım. Hangi sayının yarısı 36'nın 10 katına eşittir? Şimdi hep birlikte bu soruyu doğru çözmek için nasıl bir düşünce yapısını ve nasıl bir yol izlememiz gerektiğine bir bakalım. 36'nın 10 katını bulmamız gerekiyor öncelikle.
Bunun için 36 çarpı 10 eşittir 360 yapıyoruz. Sonrasında bize hangi sayının yarısı dediği için bulmamız gereken sayının 2 ile çarpmamız gerekiyor. Bunun için 2 ile çarptığımızda bu sayıyı bulmuş oluruz. Yani 360 çarpı 2 eşittir 720 olarak doğru yanıtı buluruz. Dördüncü ünite kesirler, zaman ölçüleri, veri. İlk sorumuza hep birlikte bakalım. 80 sayfalık çizgi roman kitabının 3 bölü 5'ini okudum. Bu durumda toplam kaç sayfa kitap okumuşumdur? Sorunun doğru çözümüne hep birlikte bakalım. Toplam sayfa sayısını 5'e bölüp 3 ile çarparsak cevabı bulmuş oluyoruz. Yani 80 bölü 5 eşittir 16. 16 çarpı 3 eşittir 48 sayfa kitap okuduğumu bulmuş oluruz böylece. Bir diğer sorumuz. Sabah saat 9:20'de koşuya başladım. Toplam 45 dakika koştum. Koşu bittiğinde saat kaç olur? Doğru cevap için hep birlikte bakalım. Sabah 9:20'de koşuya başladıysam ve 45 dakika koştuysam 9:20'nin üzerine 45 dakika daha eklememiz gerekiyor. Böylece cevap 10'u 5 geçe olur. Beşinci ünite geometri, uzamsal ilişkiler, uzunluk ölçüleri. İlk sorumuza bakalım. ABC üçgeninde kenar uzunlukları AB eşittir 8 santim, BC eşittir 5 santim ve C eşittir 6 santim ise bu üçgen için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Doğru cevaba hep birlikte bakalım. Burada üçgenlerin uzunlukları bir üçgenin duvar uzunlukları farklıdır. Bu nedenle burada çeşitli kenar uzunlukları mevcuttur. Cevabımız B şıkkı çeşit kenar üçgen. Bir sonraki soruya geçelim. Kırşehir'den Adana'ya gitmekte olan Tuna ve ailesi gidecekleri yolun 3 bölü 5 eni tamamladıklarında Adana'ya 150 kilometre yollarının kaldığını gösteren bir tabela gördüler. Buna göre Kırşehir ile Adana arasındaki mesafe kaç kilometredir? Doğru cevaba hep birlikte bakalım. Yolun 3 bölü 5'ini tamamladıktan sonra
yolun geriye 1 eksi 3 bölü 5 yani 2 bölü 5 miktarı kalmış olur. Bu da 150 kilometreye eşittir. Yani yolun 2 bölü 5'i 150 kilometre etmektedir. Bir kadarının ne kadar kilometreye denk geldiğini bulmamız gerekiyor öncelikle. Bunun için 150'yi 2'ye bölüp çıkan sonucu 5 ile çarpmalıyız. 150 bölü 2 eşittir 75. 75 çarpı 5 eşittir 375 kilometre olarak Kırşehir ile Adana arasındaki mesafeyi bize vermiş olur. 6. ünite. Çevre, alan, tartma, sıva ölçüleri. İlk sorumuza hep birlikte bakalım. Kare şeklindeki bir yürüyüş parkının çevresi 240 metredir. Yürüyüş parkının bir kenarının uzunluğu kaç metredir? Bilin doğru cevabı hep birlikte hesaplayalım. Karenin eşit dört kenarı olduğunu biliyoruz. Bunun için her kenar eşitse ve dört tane kenarı varsa 240 bölü 4 eşittir 60 metre bize her bir kenar uzunluğunu vermiş olur ve doğru cevabı buluruz. Bir sonraki soruya geçelim. 5 litre benzinle 85 kilometre yol giden kamyon 15 litre benzinle kaç kilometre yol gider? Sorunun doğru cevabı için hep birlikte bir bakalım. 5 litre benzinle 85 kilometre giden bir kamyonun 1 litre benzinle ne kadar gittiğini bulursak bunu 15 litre ile çarparak doğru cevaba ulaşabiliriz. Yani 85 kilometre bölü 5 litre eşittir 17 kilometre demektir. 1 litre benzinle 17 kilometre yol gittiğimizi bulduk. O zaman 15 ile 17'yi çarparsak 255 kilometre yol gideceğini buluruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.